Gibi bir değer çıktı. Ne oldu? Yandı. Niye yandı kağıt? Ne oldu da yandı? Fazla. Enerjisi fazla. Direnç fazla olduğu için neydi? Bu terli hale geldi. Neydi? Akkor hale geldi. Isındı ve bu ısı bu kağıdı yakmaya yetti. Öyle değil mi? Evet. Direnç yaptı. Tamam. Akkor hale geldiğini görmenizi istiyorum. Gördük mü? Aynı şey evlerimizde kullandığımız normal ampullerde de geçerli. Floresanlarda değil, telli ampullerde de olan olay bu. Ortadaki tungsten teli aynen bu şekilde ısınıyor. Akkor hale geliyor ve etrafa ışık saçıyor. Peki bu tungsten teli? Hayır, bu nikel krom tel. Tungsten değil. Sugar and spice. I feel nice. A sugar and spice. Var öyle değil mi? Biz bunu açtık. İçinde çok ince bakır teller var. Bunlardan bir tanesini aldık. Sadece bir tanesini aldık. Nereye koyduk? Yine iki deney düzeneğinin arasına yerleştirdik. Şurada bakın. Şu an 220 volt ve telim çok ince. Kapatıyorum. Allah. Bakın duman çıkıyor, yandı, buharlaştı bakın. Çünkü teller döküyor. Bakın burada parçalanan kısımları var. Ciyak gözü öpüyoruz.
Allah. Hocam size bir şey diyeceğim. Kalınla ne olur? Kalın terle. Uzun mu sürer? Evet. Neden direnci azalıyor? Direnci azalacak ve sana bir görev verebiliriz. Denesek olmaz mı? Şimdi terimiz ne kadar ince olursa ve ne kadar uzun olursa boyu, bu etkinliği ancak bu şekilde görebiliriz. Telimizin kalınlığı arttıkça, boyunu kısalttıkça bu olayı net olarak görebilme şansımız gittikçe azalır. Tamam. Sonuç ne? Telin direnci telin boyuna bağlıdır. Telin kalınlığına parantez içi kesit alanına zaten o kadar bir şey. Evet. Öğretmenim, kalınlığı da öyle.